Merhaba sevgili izleyenler. İzmir'e dair televizyonunda değişim yolculuğu programıyla tekrar karşınızdayız. Hatırlayacaksınız, birinci bölümümüzde konumuz yüz yogasıydı. Yüz yogasında yüz yogası nedir, yüz masajı nedir, nelere dikkat etmemiz gerekir gibi konulara değinmiştik. Konuğumuz sevgili arkadaşım Nilüfer Özkanoğlu yine. Bugün ikinci bölümde daha farklı konulara değineceğiz. Ben istiyorum ki her bir sohbetimiz bir farkındalık yaratsın, bir motivasyon kaynağı olsun hepimiz için. Çünkü bu çok önemli. Ne ekersek onu biçiyoruz. Yaptığımızın karşılığını alıyoruz ama emek verirsek, farkına varıp irademizle yola devam edersek bunlar çok önemli gerçekten. Ben hemen yine konuğuma dönmek istiyorum. Sevgili Nilüfer Özkanoğlu. Hoş geldin tekrar Nilüfer. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, konu çok gündemde, çok sevilen, çok merak edilen bir konu olduğu için. Evet, konuşulacak çok şey var. Çok soru var kafalarda. Var. Özellikle önceden de önceki programımızda da söylemiştim. Herhalde en çok sana yaşın soruluyordur demiştim. Evet. İnsanlar inanmak istiyor. Şimdi bugün de biraz botoksa ve dolguya değineceğiz. Bununla ilgili düşüncelerin neler? Bununla ilgili nasıl sorular alıyorsun? Sen yüz yogası yapıyorsun. Gayet mimiklerini çok güzel durdurabiliyorsun. Yani benim gibi çok kullanmıyorsun. Kontrol edebiliyorsun. Evet, doğru kelimeyi bulamadım. Mesela şöyle bir bakabilir miyiz sana? Şu an evet, şu an gerçekten hani sanki botokslu gibi, evet. Hani düz bir ifade net bir ifade var. Ama mesela kaldırabiliyorsun, evet. Çatabiliyorsun. Kesinlikle. Evet, evet. Ve bunu yaparken de çok zorlanıyorum. Çünkü alıştırdım. Mesela çattığım zaman hemen ellerimi götürmem gerekiyor. Alnıma inanılmaz kendimi rahatsız hissediyorum. Çatamıyorum. Evet. Zorlanıyorum. Sanki botoksluymuşçasına bir hissiyat veriyor insana. Hissiyat veriyor. Güzel bir şey aslında bu. Çok güzel bu. Bir şey. Bu da işte o yüz yogasının ve masajın getirileri. Tabii. Yani bu aslında bir emeğin getirisi. Karşılığı. Bu 4 yıllık evet. Bir emeğin getirisi olarak bana geri döndü ama buna 6 ayda zaten farkına varmıştım. Evet. Yapanlar zaten hemen kısa sürede etkisini almaya başlıyorlar. Bunun. Peki şimdi botoks yaptırdım. Acaba ben yüz yogası yapabilir miyim? Çok zor alıyorum. Çok derslerime, eğitimlerime katılmak isteyenler oluyor ama hocam yaptırdım. Botoksum var, dolgum var, ne yapabilirim? Tabii bir sürü soru soruyorum. Mesela botoksun üzerinden ne kadar zaman geçmiş? Hangi bölgeye botoks yapılmış? Dolgulu bölgeler hangileri? Öncelikle şunu söyleyelim. Botoks nedir? Botoks oradaki istemediğimiz kasları felç etmeye yarayan bir toksindir. Bu nedir? Alnımızda kaşlarımızı kaldırdığımızdaki oluşan çizgilerin yok olması için belli kas gruplarına yapılan toksin. Göz kenarı için nedir? Kaz ayakları için yapılır. Yani botoksu genelde en çok bu bölgede kullanırız. Zaten biz yoga yaparken alnımızla ilgili herhangi bir egzersiz yapmıyoruz. Ama göz kaslarımız için çok egzersizimiz var. Ellerimizi alıp kaldırıyoruz. Aşağıya bakıyoruz, yukarı bakıyoruz, sağa sola bakıyoruz. Ne yapıyorum oradaki kasları? Çalıştırıyorum. Çalıştırıyoruz. Ne olabilir? Botoks yaptıran biri, göz çevresini özellikle buradaki kaslara tezat bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Bir kası durdurmaya çalışırken bir yandan da kası çalıştırmaya çalışıyorum. Evet. İkisi birbirine bağdaşmıyor. Bağdaşmıyor. Ama ne olur botoks yaptırır kişi der ki hocam hiç mutlu değilim ben bu görüntüden. Nasıl ben bir an önce bundan kurtulabilirim? Hop gel derim. Gel yogayı yapalım. Zaten biz bunun süresini 4 ay ise botoks ben bunu sana 2 aya düşürüyorum. Zaten bu normalde botoks yapılıyor. 1 ay çok etkili. Sonra 2. ay, 3. ay diyor. Hep böyle kademe kademe azalarak. Botoks yaptığını der ki hekimler, plastik cerrahlar ya da uzmanlar 6 ay etkisi var. Tamam. İlk 6 ay anlamazsın. Sonrasında 4 aya düşer, sonrasında 3 aya düşer. Çünkü en son benim gibi 2,5 aya düşer. 2,5 ayda hop kaşlarım düşerdi aşağıya ve ben çok mutsuz olurdum o kaşlarımın düşmesiyle ilgili. Çünkü göz kapakları düşüyor sırada, sırf kaş düşmüyor. Kaş aşağı inince göz kapakları sana yorgun bir görünüm veriyor. Sen ne istiyorsan alışmışsın kaşlar yukarıda bir görünüme. Hop tekrar botoks dozuna giriyorsun. Tekrar botoks şeyine giriyorsun, yaptırmaya giriyorsun. Böyle olunca bir şekilde bundan kurtulman gerekiyor. Ya da ne oluyor? Devam edenler oluyor. Tabii her botoksta çoğu botoksun diyeyim hatta yan etkileri var. Alerjisi olanlar var. Tek kaş düşer. Sonuçta yabancı bir madde vücuda toksin, giriyor. Bir zehirden bahsediyoruz. Aslında vücut onu atmak istiyor değil mi? Bir savaş gibi bir şey oluyor. Orada kısmi olarak o kası hop durduruyorsun. Kas felç çalışamıyor. Ediyor. Felç ediyorsun. Aslında felç.
Botoks normalde bildiğin gibi bir toksin. Yani verildiği noktayı felç eden bir toksin. Hı hı. Bu kişiye bağlı. Kişi ister o görünümü çok sever, devam eder. Hı hı. Ama görünümü sevmediği an bunu süresini kısaltma yöntemleri vardır. Var. Sıcak hı hı. uygulama yapılır ama böyle aşırı aşırı bir sıcak değildir. Bunu doktorlar da söyler. Hı hı. İşin içinde olduğum için söylüyorum. Kompres uygulamalar yapılır. Botoksun süresini kısaltabilirsiniz. Ya da ne der doktor? Çok sıcak suyla yıkanmayın. Hamama gitmeyin. Hı. Botoksun ömrü kısalır. Bunu kısaltmak güneşe istemem. Güneşe çıkmayın. Çok güneşlenmeyin güneşe çok de derler. Güneşlenmeyin. Evet. Çünkü o aynı ısı şey. O ısı evet. botoksun ömrünü kısaltır. Yoga da kısaltır. Hı. Ama kişi derse ki ben yaptırdım. Ben 6 ay bununla devam etmek istiyorum. Tamam. Yoga yapmayabilir. Yahut da der ki zaten yogayı ben ne dedim ilk bölümde konuştuğumuz gibi buradan başlar burada biter. Tabii. Şu kısmı çalıştırmazsın. Hı-hı. Geri kalan bütün yerleri toplarsan hı-hı. bu kısım kalır. Bunu zorlamazsın. Botoksa devam etkisi edersin. Etkisi geçtikten sonra etkisi da. Etkisi geçtikten sonra zaten o sırada sen göz hareketlerini de ders boyunca öğrenmiş olursun. Sonrasında hı-hı. yapmaya başlarsın. Hı-hı. Masaj kısmına gelince, şimdi hadi botokslusun. Dolgu için de mi aynı şeye geçerli bu konuştuklarımız? Dolguna yoga yapabilirsin. Her hareketi yapabilirsin. Çünkü dolgu bölgeleri bellidir. Masajda sıkıntı var. Mesela sen jawline hattını doldurduğunda bu şekilde. Şu masajı yaptığında dolguyu oynatabilirsin. Bunu istemem. Ya da nazolabiyerleri doldurduğunda bununla ilgili yapacağım. Onu bu şekilde dağıtıyorsun. Mesela. İstemem. Belli bölgeler var. Elmacık kemiğini doldurdum mesela. İşte o hareketleri yüzünde istemem. Ama bu dolgunun da bizi zaten bir botoks gibi bir tabii süresi ki, yok tabii, mu? Tabii tabii. Yani bazı kişiler çok ilginç bir şey var dolguda. Bazılarının bünye olarak, yapı tutuyor olarak mu? Tutuyor. 6 ay, 1 yıl tutanları biliyorum. Bazıları çok kısa sürede eriyor. Dudakta dahil olmak üzere. Hı-hı. Ama dudak dolgusunun, yüz yogasının hiçbir zararı yok. Hı-hı. Çünkü dudağa yapılan çok fazla bir masajımız yok. Dudak Hı-hı. dolgusu serbest ama yüzün herhangi bir noktasına yapılan, şakak dolguları da dahil, yüz masajı kısmında bizi zorlar. Hı-hı. Evet. Peki yüz masajı yapılabilir dedik değil mi? Botokstan, botoks yaptığında yüz masajı yapabilirsin, yüz yogası da yapabilirsin. Sadece göz çevresi kaslarını çalıştırmazsın. Çalıştırmayıp. Ve göz çevresi yapılan bazı masajlar vardır uyguladığımız. Hı-hı. Onları ellemezsin. O da ne kadar süre ellemezsin onu söyleyeyim. Mesela botoks yaptın, 2 hafta sonra masaja geçebilirsin. Hı-hı. Önemli olan o iğne enjeksiyon yapılan bölge. Hı-hı. O zehrin dağılması 2 hafta sonrasında rahatlar. Hı-hı. Oraya masaj yapabilirsin, masaj etkilemez ama yoga yapamazsın. Anladım. Diğerinde de, dolguda da. Yogayı her türlü yaparsın. Hı-hı. Masaj kısmında dolgulu bölgelerini es geçersin. Es geçersin. Evet. Anladım. Evet. Peki diyelim ki yüzünde sivilce var, sivilcelenme var veya bir cilt rahatsızlığı var. Çok farklı değişik değişik cilt çok rahatsızlıkları var değil mi? Egzama evet. gibi. Evet. Rozea gibi. Rozea gibi. Böyle rahatsızlığı olanlar ya da yüzünde sivilcesi olanlar ne yapabilir? Yani duracaklar mı, bekleyecekler mi yoksa hani sivilce anlamında söylüyorum evet. tabii ki. Hani geçmesini mi beklesin evet. ya da nasıl, ne yapsın? Şöyle, şimdi mesela en basından sana şunu söyleyeyim Gülencim. Arıyor beni, diyor ki ben başlamak istiyorum, 22 hı hı. yaşındayım. Orada bir duracaksın. Hı. Sen daha gelişimi tamamlamışsın. Hı hı. Yani senin ne zaman sivilce çıkaracağını bilmiyorum. Belki aktif sivilcelerim var. O dönem döngünün bir tamamlansın. Ben hı hı. 24'ten sonra uygun buluyorum. Ki öyle normal. Yani 24 yaşına gelince hem yüz hatları bir tık yerine oturmuş oluyor. Evet. Hem de cilt dokusu, cilt altı dokusu, hormonların hepsi bir kendine düzene gelmiş giriyor. Düzene girmiş oluyor. Hı hı. O zaman ne oluyor? Hadi gel başlayalım diyorum. Hı hı. Ama 24 yaş öncesi çok ısrar edenler de oluyor. Hayır diyorum. Hı-hı. Kesinlikle. Mesela tabii o kadar gündem ki o jawline hatları, işte şuradaki bişektomi yapılan kısımlar, işte şurası çukur, elmacıklar çıkıyor. Kızlarımızda maalesef ki buna bir özenme bir var. İstek, bir beğenme var. Ama sosyal medya bizi oraya götürüyor. Evet. Ama tabii ki hiçbir şekilde hı-hı. uygun değil. Kemiklerimiz, yüzümüzün şekli belli hı-hı. bir yaştan sonra daha da oturmaya başlıyor. Yani çünkü yağ dokularımız o yaşlarda o kadar aktif ve güzeller ki aslında. Evet. O fotoğrafları ki, hatırlasana. 20'li yaş evet, fotoğraflarımızı hatırlasana. Dolu dolu. O buzdolabının üstüne koyduğumuz evet. böyle şey gayet kanlı canlı evet. değil mi? Böyle tabii. yağ dokusu. Dolu doludur. Çünkü yağ doku çok iyidir. Kolajenin çok hı-hı. iyidir. Hı-hı. Zamanla ne oluyor? Yağ azalmaya başlar. Yağ petlerin kolajen kendini bırakıyor. Üretim azalıyor. Azalıyor. Gitgide yüzünün kemikleri ortaya çıkmaya başlar. Ama kızlarımız ne yapıyor? 18-20 yaşında kemiklerim çıksın diyor. Hı-hı. Çünkü istiyorlar ki şu hat çıksın. İstiyorlar ki şu hat çıksın. Çıksın. Tabii ki. Mesela kızım hı-hı. 14 yaşında. O da diyor hı-hı. ki anne benim niye jawline'ım senin gibi değil. O kadar tazecik ki. Tabii hı-hı. ki burada pedileri var. Hani dolu dolu. Evet. Onlar zamanla erecek. Acele etme evet. diyorum. Ne yapıyoruz 24 yaşından sonra? Benim isteğim ne oluyor? Senin jawline hattını çıkarmak değil. 24 yaşındaki kızdaki. Benim isteğim sana bir farkındalık katmak. Nedir hı-hı. o? Mimik kontrolünü yapmak.
duruş pozisyonunu alman, doğru nefesi öğrenmen. Hani böyle dururken bile kaşlarını çatanlar vardır, dişlerini sıkanlar vardır, kaşlarını kaldıranlar vardır. Görüyorum, 14 yaşına başlıyor mimikler, hareketler, her şey. Ben onun önüne geçtiğimde sen zaten güzel yaşayacaksın. Çünkü sen kontrollü hayattan devam edeceksin. Bunun için ne veriyorum? Beslenmene dikkat et diyorum. Bol su iç diyorum. Kolajeni de aktif edeceksin. Hayatta tutacak şeyleri. Onları da konuşacağız. Beslenme çok önemli. Tabii, evet. Yani iç dışarıdan yaptığın gibi içeriden de o hücreleri yenilemen gerekiyor. Peki şimdi bu sivilce var diyelim. Orada kalmış. Şimdi sivilce var diyelim. Sivilceli dönemlerde şimdi yağla masaj yapıyoruz. Zaten onların sivilcesi olanlar özel şeyler kullanır, ürünler kullanırlar. Doktor kontrolünde ilerlerler. Ama bilimle masaj yapmak istiyor. Yoga'da sıkıntı yok. Sivilce de bir yer. Masaja geçtiğimizde onlara özel yağlar sunarım. Nedir? Buna uçucu yağlardır. Yani yüzün yağını azaltan, sebumu azaltan yağlardır. Onunla masaj yaptırırım, akabinde de yıkatırım. Derim ki yıka yüzünü ve rutinine dön. Yani nedir bu? Ne kullanıyorsa temizleme jeli, serumu, toniği ne kullanıyorsa onu mutlaka geri dön. Ve beslenme lütfen bu süreçte daha dikkat et. Peki bir de cilde göre de zaten bu yağ seçimi farklı olması gerekiyor değil mi? Peki en başında mesela ben yeni başladığımda düzenli bir şekilde yüz yogası yapmaya başladığımda benim şu çene bölgemde ciddi bir sivilcelenme yaşadım ben. Oldu. Ki normalde yaşadığım bir şey değil bu. Buna bağladım. Tabii. Ama bırakmadım. Devam ettim. Ve bitti sivilce. Çünkü niye? Cilt yağ alışık değil. Ben yıllardır yağ kullanıyorum. Ben bugün ne sük kullanırsam kullanayım cildim bunu tamam der. Çünkü benim cildim o kadar alışık ki ya. Ben yüzümde yağla yatıyorum. Hani çıkarmıyorum ben bile. Ben de çıkarmıyorum. Ama işte cildimizde bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Ondan. Ama yağlı ciltli çok öğrencim var. Sivilceli ciltli çok öğrencim var. Ya da yağlanmaya, akneye çok müsait öğrencilerim var. Zamanında akne tedavisi görmüş bir sürü kadınlar var. Onlarla ilgili tabii özel bir yol izliyoruz. O özel yolu onlara en başta sunuyorum, anlatıyorum. O ürünleri kullanmasını söylüyorum. Bu şekilde zaten yüz yogasına devam edebiliyoruz. Yahut da senin söylediğin gibi başlıyor. Benim hocam cildim kuru. Süper şu yağ alalım diyorum. Yağ alıyoruz, başlıyoruz ama hocam benim boyun bölgemde sivilcelenme arttı. Çünkü buradan başlıyoruz ya yağlanmaya, masaja. O zaman diyorum ki hemen yağını değiştiriyoruz. Peki böyle kısa bir bilgi olsun diye örnek verecek olursak. Diyelim ki çok kuru benim cildim. Çok kuru. Ne kullanabilirsin? Ne kullanabilirim? Ne kullanabilirsin? Ekstra kuruysa mesela üzüm çekirdeği yağı, gerçek soğuk sakın üzüm çekirdeği yağı. İnanılmaz bir nemlilik verir. Çok kuru ciltler için söylüyorum. Mesela yaşı geçmiştir, menopoza girmiştir. Artık cilt katır katırdır. Ne kullanırsan kullan sana cevap vermiyordur. Üzüm çekirdeği yağını sürdüğünde zaten üzüm çekirdeği o nemi sana verecek. Peki jojoba'yı ben çok seviyorum. Jojoba bir çok güzel. Bir de kuş çekirdeği. Onlar için ne dersin? Çok kuru ciltlerde öncelikle üzüm çekirdeği diyorum. İkinci önerim de kuşburnudur. Kuşburnu çekirdeği yağıdır. Bu nedir? Bunu hem kuru ciltler hem karma ciltler benim gibi kullanabilir. İkisi kullanabilir. Ama diyelim ki yağlı bir cildim var. Ne yapabilirim? Arada bir sivilce çıkıyor. Ne yapabilirim hocam? Jojoba derim. Jojoba nötr bir yağdır. Bazdır. Yani jojoba ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ekstra sivilcem varsa, ya uzun zamandır yaşadığım bir sivilce problemi. Hocam ben sivilceliyim. Yani çıkıyor bende. Özel dönem beklemiyor, beslenmeye bakmıyor ama çıkıyor. Dediğin an ben bu jojobanın içine sana çay ağacı yağı veririm. Bu çay ağacı uçucu bir yağdır. İkisini karıştırdığında cildindeki o yağlanmayı alır götürür. Dengeliyor. Dengeler. Yağı dengeler. Yani senin sivilcelenmenin önüne geçer. Akabinde derim çay ağacı toniği kullan derim. Tonikle sık derim. Peki gözaltı için hani ekstra farklı bir şeye gerek var mı? Diyelim ki ben jojobayı sürdüm. Hani buraya da bunlar sonuçta doğal yağlar ya. Hani organik soğuk sıkım yağlar ya. Benim buraya sürmem, kullanmamda bir sakınca. Göz çevreme de sürüyorum. Ben de öyle yapıyorum. Hatta elimle de sürüyorum. Dediğim gibi dirseklerime de sürüyorum. Çünkü bunların hepsi olabilecek en doğal yağlardır. Ve peki bunu mesela diyelim ki ben yatmadan önce yaptım masajımı, yogamı. Yağımı sürdüm. Bırakıyorum. Hani kullandığım yağ da iyi bir yağ olduğu için. Güvenli bir yağsa. Bu şekilde mesela silmiyorum. Benim kalıyor. Haftanın belki bazı günleri bunu yapmak herhalde sakıncalı özellikle değil mi? Özellikle kışın. Çok iyi. Çünkü kışın zaten kuruyoruz. Yazın şimdi çok sıcak bir hava var. Evet. Çok nemli bir hava var. Tabii ki şimdi sivilcelenmeler artıyor. Yağlanma da artıyor. Sivilcelenme de artıyor. Ne diyorum? Yazın yıkayın diyorum. Jojoba da kullansanız yıkayın. Ne kullanırsanız kullanın yüzünüzü yıkamaya özen gösterin. Sonra cildine ama yıkamakta nedir güvencim? Kalkıp jelle de yıkamıyorum. Sadece şapşap suyla yıkıyorum. Suyla yıkıyorum. Yani çıkması değil de fazlasını almak için sonra da peçeteyle hafif havluyla alıyorum. Yani minik minik alıyorum yağını. Zaten biz yağların üzerinde gece rutinim vardır. Mesela serumum vardır.
belli bir yaştan sonra gece bakıcı kremim vardı. Evet. Hocam ne yapalım? Kullanalım, yüzümüzü kıyalım. Diyorum ki yarım saat bekle, zaten cildin onu. 20 Bilmiyorum. Dakika masajda emdi. Biraz daha emsin. Çok aktif yağlıysan hafif bir peçeteyle, havlu kağıtla al, üzerine uygulamanı yap. Öyle yat. Ama tabii bu nedir? Bizim kontrolümüzde, senin kontrolünde. Yani sen baktın ki yağlanman artıyor. En iyi sen bilirsin kendini. Tabii. Kimse, herkes kendini çok iyi bilir. Evet. Ha, en ufak bir şey gördün ve o dönemde herhangi bir çıkmaması gereken bir sivilce ve yağlanma ya da küçük küçük böyle yağ butoncukları olur. Bunu hissettin, o zaman ne yaparsın? Yüzünü yıkarsın. Kremlerine daha dikkat edersin. O saatten sonra kontrol sendedir. Tabii. Danışırsın bilen kişiye. Dermatoloğun varsa onu danışırsın. Yine dönüp dolaşıp farkındalığa geliyoruz. Tabii. Yani her daim aslında kendimizi dinlememiz gerekiyor. Çünkü hava değişimi vesaire her Vücudumuz şey etkiliyor. Vücudumuz zaten kendini belli ediyor. Bize sinyallerini veriyor. Her şeyin sinyalini veriyor. Evet. Sen de bu yolda yol aldığında bu düz zaten en iyi noktaya varıyorsun. Süremiz biraz kısaldı sanırım. Şu beslenmeye de birazcık değinelim mi? Hani ne yersen olsun sözü çok vardır önemli. Ya. Aynen. Ne yersen olsun. Evet. Yani bu rutinimizde, günlük rutinlerimizde ne yapmamız gerekiyor? Ne yapalım? Kısaca öncelikle bir bahsedelim. Öncelikle bol su içmemiz gerekiyor. Ama ben herkes bunu çok duyuyor. İşte 2 litre, 3 litre, 2 litre. Ama gerçekten de içmemiz lazım. Kolajenin ana maddesi sudur. Sen suyu ne kadar tüketirsen cildin o kadar parlak ve canlı gözükür. Besliyoruz içeriden çünkü suyun içinde oksijen var. Daha ötesi yok suyun yani. Bunu alman lazım. Aldın bunu. Tamam, başka ne yapacaksın? Ben mesela proteinden ziyade yeşillerle beslenmeyi çok seviyorum. Yeşillerle beslendiğim zaman menünü, o günkü menünü %70'ini yeşilliklerle ağırlaştırdığında, C vitamini ağırlaştırdığında zaten %30'luk kısmını istiyorsan karbonhidrat al, istiyorsan protein al. Sıkıntı değil. Bir de tabii ki şeker. Şekeri azalttığın zaman inan cildin sana hemen dönüyor. Üç beyaz diyorlar. Üç değil beyaz mi? Diyorlar. Genel sağlık için söyleniyor ama cilt için. Cilt için, o kolajen için, o şeker kolajeni tutar. O yüzden çok kötü bir şeydi. Özellikle paketlenmiş o rafine şekerler. Katkı maddeleri. Onları lütfen tüketmeyelim. Mümkünse meyve şekeri. Kurutulmuş meyveler. İnanılmaz güzel ülkemizde kurutulmuş meyveler. Onlardan yararlanmaya çalışın. Ya da kendiniz yapmaya çalışın. Evde doğal şekerlerle, hurmalarla. Hani bu şekilde beslenmeye dikkat ettiğiniz zaman genel tüm sağlığı, sadece cilt için değil, tüm bedenen, ruhen de her şeyine yansıyacaktır. Şekeri beden kesin. Zaten bunu çok güzel dışa vuruyor. Vuruyor. Çok güzel görüyorsun. Anında değil mi? Anlıyorsun. Yani düzenli bir beslenmeye alışmış olan beden, diyelim ki biraz abarttın, bir değişik bir şeyle hemen pıt buradan bir şey çıkar. Cilt kendini böyle dışa vuruyor. Yani yediklerin yani dışa vuruyor. Yani matlaşma bile yapıyor. Evet. Her şey geçim sivilce olmadı. Hani bu gözünün feri denilen kısım vardır ya, gözün parlak. Evet. İşte onu bile senden alıyor. Alıyor. Yani saçının rengi, dokusu, parlaklığı, tırnakların, her şeyin bir anda değişir. Yani bunu bir denemelerini öneriyorum. Evet. Denemelerini öneriyorum. Evet. Yine harika bilgiler. Çok teşekkürler Nilüfer'cim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Üçüncü bölümümüzde İnşallah. Yine konuşmaya İnşallah. Devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, Yüz Yogası'nda bugün yine çok güzel konuları karşılıklı konuştuk. Sizin de sorularınız olacaktır muhakkak. Bizlere ulaşabilirsiniz sorularınızla. Değişim yolculuğumuz çok olumlu, güzel bir şekilde devam etsin. Hep farkında olalım, motive olalım. Varoluştan getirdiğimiz o irademizin farkına varalım. Gönül ister ki bu şekilde yolumuza devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.